Mace'in yokluğundan yararlanan insanlar Mace'in adına bir iyilik yapmaya çalışmış. Benim karşımda maskeli bir korkak duruyor. Yüzünü Onun daha nesi göstermemiş ki? ve bana hak hukuktan bahseden, etrafı garip şekilde sesini duyurmaya çalışan bir çocuktan başka bir şey karşımda durmuyor. Kat 5'ten bilgi çıkmış. Sadece kat 5'in bildiği. Deneyemez miyim Alvus? Evet, Bunu deneyemezsindir. söylediğini öyle yakında çok pişman olacaksın ki. Exol Vez'e developer değil miydi? Developer kuruluşu. Serious muymuş? Verelim Dumble'a da bir yaygı verelim de bir şey yazdığında haberimiz olsun. Davetiye mi bekliyorsunuz bayağı güzel? Gelin. Şefim. Yok. Bobby ile konuşacağım. Bobby gel bak. Seni katmadım. Çok fazla sayımız olursa adamlar da çok fazla gelecek çünkü. Hı. Ben, Dumbledore, Tommy, Lord ile konuşacağız. Bu anlaşmayla ilgili. Tamamdır. Sen de gir ve Mason yapıp yapmadığını öğren. Ama bana gerçekten bu bilgi lazım. Mace'in ne yapıp yapmadı? Öldürüp Bu az önceki Majestic muhabbeti mi? Majesty. Kana kan alacağız. Hadi ben Hmm. gidiyorum. Tamam, ben o Bu olay zaman sende. direkt diğer taraftayım. Servus VIP verdim lan VIP'ye tak. Mağaranın üstünü mü yapalım ya? Mağaranın üstünde mi konuşalım? Nerede konuşalım ki? Mağarayı komple kapatalım. Mağarayı komple kapatıyorum. Bunu şöyle tak. Şimdi büyük kayalar hangileri? Çökertmeyelim de sunacağım bunu. Oğlum bu şuraları nasıl kapatabiliriz lan? Adminler gelin amına koyayım yardım edin. Adminler gelin. Şurayı kapatmama yardım edin. Oğlum öbür yerde toplanabilirdik ya. Benim işimi zorlaştırdılar ya. Hıh, güzel bu. Bu gayet iyi. Kapatın komple. Hiçbir şekilde görün. Kal bana. Komple kapatın hiçbir şekilde içerisi görülmeyecek diye de şey yapın. İçerisi görünmeyecek şekilde taşla kapatayım. Bunu istiyorsun He, değil mi? aynen hiçbir Tamam, şekilde ben hallederim. görünmesin. Birazdan olsun öyle çağırırız. Mordu. Kapatsın şöyle. Çökertme bari amına koyayım da. Heh. Bir masa. Yok amına koyayım. Altılı masa mı kardeşim bu ne amına? Beşli masa. Şef kıyafetini giy. Güzel bir kıyafet giyelim ama şef kıyafeti değil ya. Bu.
Burası kapanmış değil mi? Aynen, burası full kapalı. Hadi hızlı kapayım lan. Eskiyi ne? Eskiyi giymem ya şu anda. Şeyler gelsin. Oldu mu? İstediğin gibi. Olmuştur ya, helal helal. Tamam hadi, iyi oyunlar. İyi oyunlar amına koyayım ne ya. Hepsini toplu atmak için şey yapacağım, PM kullanacağım. Geldikten sonra bir de anti operation falan koysunlar. Bunları komple görünmez. Burada konuşulacakları meta yapmasalar bari. Geldikten sonra bir içeriye anti operation falan uygularsınız isterseniz. Ya da bir şekilde duyulmama tılsımı ekstradan. Ben uyguladım ama daha şeyini uygulayın. Çünkü dışarıdan ya da izlemeye çalışacak kişiler olabilir. Başka tılsımlar da yapmayı planlıyorum. Sen ben Tommy'ye. Eğer hemen gelmeyeceklerse onları da yapabilir güvence açısından. Yapabilirsiniz. Ama biraz fazla olursa, kaçırırsa kendisi de gelmeye de bilir. Yani ben çağırdım. Fazla olacak bir şey değil. Bu alana yapmayacağım. Bizlere yapacağım. Herhangi tamam. Bir büyü gelmemesi için. Anti operation charm nasıl yapılır bilir misin Exa? Bilirim. O zaman sen burayı tılsımla, ben de bizleri tılsımlayıp dersin. Anti operation'ı yaparsam ama dışarıdan da giremezler şu anda içeri. Lord ve Tommy gelmedi daha. Tamam, geldiklerinde izin alırsın. Tamam. Eğer Lord izin verirse yaparsın öyle. Ben de o sırada yapacağım tılsımları düşüneyim. Burası Lord. Lord'u bekleyeceğiz. Lord halen baykuş da atmadı bu arada. Belki de gelmeyecek. Ama bence gelir. Ekstra bir güven testi gibi bir şey olacak. O bize güveniyor mu? Biz ona güveniyoruz mu? Bir karanlık büyüncüye ne kadar güvenebilirsek artık. Böyle gittikçe benim hiç kimseye güvenim kalmayacak. Şimdi Exe, arkana dön lütfen. Sikecek. Sikecek. Dumbledore arkada dönülmez. 29 Ekim mi oldu? 29 Ekim. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Tam bu anda ürün şey yapmıyor. Ebo geliyor. Gördüm. Ve bu ejderha rol paslamaya şey yapıyordur. Burada şu an ciddi rol dönecek ya. Geliyorum. Tommy. Geliyorum. Ben Kemal. Amına koyayım. Lord sizce Mace'i verecek mi? Bir tane girişi kalmadı, birden bir şey çıkarsa net ban.
Burası ghostlanırsa net ban zaten. Sikerim, ben geleceğim. Bay Tommy ile geleceğiz. Geldi mi? Tommy'ye sorup yapacağım Tılsım. Şu an sen söylediğine göre bir olay yaşamışsın Lord'la. Ordusuna küfür etmişsin. Evet. O yüzden sana kinli olabilir diye Tılsım yap. Yok, bana kinli değil. Ben bizzat kendisiyle konuşup bu olayı çözdüm. Hatta benim saygımı kazanması zaten oradan sonra oldu. Beni orada öldürebilecekken öldürmemeyi seçti. Orada bir rez beni akla buldu bir, büyük ihtimalle. Çünkü ordusunun yaptığı bir aptallık sonucu ben sövmüştüm. Kendisine sövmemem gerekirdi. Oradan dolayı beni alıp konuştu. Neden böyle bir şey yaptın falan diye. Anladım. Tılsım yine de kalsın. Tılsım ya, sıkıntı değil. En çok göze batan sen olmuşsun. Hala gelmediler. Bayton bile gelmedi. Moody... Ben de geleceğim diye bir baykuş attı. Tamam. Moody ben de geleceğim. Bay Tommy ile geleceğiz falan gibi bir şey attı ama Moody'nin gelmemesi bence kendi için daha iyi. Siz de görüyorsunuz. Sinirine hakim olamıyor. Hayır hayır. Moody gelmesin. Moody gelmez. Gelebilecek potansiyele sahip tek kişi Bobby. Onu da isterseniz. Bobby'yi ben ama ekstra bir iş için yolladım. Gerek var mı sanmıyorum. Nerede oğlum bu Lord? Artık gel. Bari bir şey mektup at lan. Ne yapıyor la bu Lord? Bobby ile mi konuşuyor Lord? Abicim Bobby uzatma hadi. De şöyle yap. Ben Lord'a mı sor dedim. Amına koydum. Git dedim malikanede şey yap dedim ya. Bu ne de? Görünmez bir şekilde eğer biri gelirse adım seslerini duyacağız. Ve izlerini göreceğiz. Mantıklı. Bu da ikinci bir önlem. Burada yapacağımız konuşmalar ya büyük bir savaş başlatacak ya da bir savaşı bitirecek ya da bir savaşı erteleyecek. O yüzden kelimelerimizi iyi seçmemiz gerekiyor. Amına koyayım bir burada... savaş olacağını düşünmüyorum. Eşinizin buraya gelmesi ne kadar güvenli Bay Tommy? Korkuyor bana bir şey olur diye. Yes. Ya Tommy ya ona bir şey olur diye sen korkmuyor musun? Hanımefendi. Sen beni mi yani istemiyorsun? Hayır, sizi istemiyor değil. Şu anda ben Bobby dahil kimseyi getirmedim buraya. Burada olacak şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir. Ya merak etmeyin, gerekirse büyünün önüne ben atlarım Bay Tommy'nin. O yüzden İyi, tamam, şey yapmayın, gidebilirsiniz. Görüşürüz Tommy. Baydan da görüşürüz. Görüşmek üzere. Terhan ablam istemiyor vay. En azından umarım... sizi seven birisi var. Ah lan evet, hemen evet, en azından öyle biri var. Ah lan bizim yok. İkimiz lan de aynı kaderi paylaşıyoruz desene. Aynı kaderdeyiz. Zamanı geldiğinde sizin de oluyor yani sıkıntı yok. Çok mümkün durmuyor ama hadi bakalım. Kaç yüz yaşımı geçtim ben ya, çok yaşlandım. Yani zor. Çok zor. Yoksa Exe İstanbul'da ananı sikeyim.
Hayır. Hayır. Olamaz. Mektup mu geldi? Görmedim. Gözümü kesen kişi Mace idi. Lord beni sever, onunla yakından tanıyor. Belki bilmiyordun. Ben geleceğim bu konu tartışmaya gelin. Gelmezsem orayı bulup gelin. Bay Dumbledore. Moody ile sizin bir dostluğunuz olduğunu düşünüyorum. Beni dinlemiyor. Belki sizi dinler. Bence siz de bir şeyler atın. Geleceğim geleceğim diye tutturuyor. Burada anlaşma yapacağız diye birisini kaybetmeyelim. Moody üstlerinin sözünü dinlemiyor anlaşılan. Hep de böyle biri olmuştur. Genel peki olarak bulabilirse gelsin ama siz yeri söylemeyin. Ben Lord'a niye yükselteyim amına koyayım ya? Bu konuşmanın yapılacak kaç kişiye çıktı ya? Ben sadece Bobby'e biz böyle bir şey konuşacağız, sen de git karanlık ordu içerisinden bul diye o tarafa yolladım. Bana Kingsley Shacklebolt sakın yükselme Lord'a diyor. Yani Quidditch'in ortasında bu konuşma yapmak belki de mantık kararı değildi, bilemiyorum. Yani bakalım çıkacak şey ne olacak. Lord halen gelmedi. Lord'a gönderdiğine eminsin değil mi? Mektup gitti, Baykuş'un geri geldi. Mektubu aldığından eminsin. Gitti, eminim. Şu anda sadece bekliyoruz. Lord niye gelmiyor? Belki sizden korkuyordur. Ben korkulacak biri değilim Hengse. Kesin Bobby ile konuşuyor. Abicim Bobby ile konuşması yer... O mu amına koyayım önemli şu anda ya? Burada ağaç mı olacağız? Ya belki Rabbi benden değil de konuşacağımız doğrulardan korkuyordur ya da yalanlardan. Olabilir. Sizin olduğunuz yerlerde genelde pasif oluyor zaten. Onun dışında çok daha aktif bir insan. Yani çok daha ortama geldiğinde ananı az gelişe bak. Biz de Lord geldik sandık amına koyayım. Lord böyle gelmiyor. Şekilli gelince korkmamız mı gerekiyordu? Karanlık Lord birazdan buraya gelecek. Pasif demişim. Ondan beni gönderdi. Yani anlaşma yapmak isteyen o, bizi bekleten o. Kendi seçeneği. Sen neyi oluyorsun Lord'un? Elçisi mi? Çok yakın bir dostu. Demek dostları da var. Şaşırdım. Bay Dumbledore, bazen ben bile şaşırıyorum biliyor musunuz? Neye şaşırıyorsun? Sizin şaşırdığınız şeye. Doğrudur. Bu emici mi geliyor ya? Yo, sıkıldım. Ben de sıkıldım da yapacak bir şey yok. Bekliyoruz, bekletiyorlar. Buralar bayağı ıslak bu arada. Sen gelmeden önce bunun bir sebebi var mı acaba? Bekle. Biz geldiğimizde de ıslaktı malum, su seviyesini görüyorsun. Pişmeye başlamış. Evet, mağaranın girişi de kapatılmış. Mağaranın girişlerindeki taşları yıkarken tabii şu kenarlardaki sular taştı. Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunları. O Rabbi sabır ya. Ben beklemekten bıktım ya. Ben böyle insanları beklemekten bıktım. Gelin beklerken ne oynayalım? Tetris.
Tetris.io diye bir şey vardı ya. Tetris oynayalım. Şunu da şuraya alalım. Lord her seferinde bekletiyor bizi zaten amına. Bu ne şarkı ya? Hoş geldiniz beyler. Ananı. Hoş buldum, çok teşekkürler. Sebebi ziyaret Zeday'a doğrusu davetinizi neye borçlu? Exo açıklamak ister misin? Tabii ki açıklayayım. Bir barış teklifiniz olmuştu. Biz de bu barış teklifinize istinaden şartlarımızı sunacağız. Ondan sonra Bay Tommy de burada. Size istediğiniz konuşma yapabileceğiniz şey de ayarlanacak. Ama bizim karşımızdaki kişilerin tamamen güvenebileceğimize inanmamız gerekiyor. İzin verirseniz bunun da iki yolu var. Anti operation uygulayacağım bu arada. İstemsiz misafirlere şey yapmak için. Ya da ağız saldırıda bırakabiliriz. İstediğinizi yapabilirsiniz baylar. Yardım etmemi ister misin? Yoksa tüm mağara yapabilir misin? Yaparım, yaparım. Egze, bir de cisimleri geri gelir misin? Bir şey yapar mısın izin? Seni görmekte zorlanıyorum. Oldu mu? Bir kafanı görüyordum, onu da görmüyorum artık. Gör. Tek kafanı görüyorum. Neyse, nasıl problem yok benim için problem. Perfect. Gör. Yok, ben de aynı, ben de herhalde problem. Neyse. Sesini duysan yeter. Hı-hı. Konuya sen gir, daha sonra devam ederim. Tamamdır. Şimdi, Aylot, bildiğiniz üzere bugün benim bir serbazım öldü. Majestic. Majestic'in sorunlu olduğu ve Majestic'i öldürebilecek kişileri çıkardığımda bu şeyler beni tek bir kişiye yönlendiriyor. Mace. Serbazım ölüyor. Kolunda M işareti var. Ve göğsünde bir adet beyaz gül var. Bundan yaklaşık 4 gün önce takasta Mace benim serbazımı, yani Majesty'yi, seni öldüreceğim, kaç gibi şekilde tehditler savuruyor. Ve ne ola ki bugün benim serbazım ölü geliyor. Ve bize çapulcular yaptı deniyor. Çapulcular nerede diyoruz? Çapulcular Hogwarts'a, Britanya'dan kovuldu deniyor. Nereye kovdunuz? Bilgi yok. Neredeler? Bilgi yok. Bir kişiyi yakaladınız mı? Yok. Ben sizin ordunuza güvenmiyorum. Bize güvenmemiz için bir şey vermeniz lazım. Ki sizin Britanya'ya konuşma yapmanızı sağlayabilirim. Siz de konuşun. Ben sadece konuşmayayım. Şimdi beni vuracak ama. Siz de konuşun. Önce bir karşılık versin. Evet, dediklerine deneyelim. Başka bir şey var mı, yoksa cevaplamaya başlayayım mı baylar? Onu cevaplarsanız diğerlerini sıra sıra zaten şey yaparız. Öncelikle Mace'in Majestic'i çok istediğini biliyordum. Kendisini bugün bizzat olarak kendisi aldırdı. Ne yazık ki kendisini biz aldırdıktan sonra bazı kendini bilmez dangalaklar yüzünden bir başkalarına kaptırmak durumunda kaldık. Ellerindeki birkaç ölüm yeğenimizin karşılığında. Tabi bu süre zarfında Mace üzerlerine burada olmadığından dolayı Mace'in imzasını bırakmışlar. Bize iyilik yaptıklarını düşündüklerinden dolayı böyle bir hareket yapmışlar. Mace'in yokluğunda ve benim yokluğumda bizim adımıza böyle hareketler yapabileceğini düşünen kimdi bu grubun ismi? Shadow? Rejimistler. Siktimin rejimistleri. Bizim yokluğumuzda, daha doğrusu benim yokluğumda, benim varlığımı değerlendirerek böyle bir hareket yapmaya çalışan bir grubu
burada barındırmadı. Majesty körmüş. Majesty'nin ölümüne ben de üzüldüm. Fakat Majesty'nin ölümünde benim de büyük bir acım vardı. Bundan birkaç gün önce benim de birçok yakınım öldü. Hatta bize birçok yakınımdan biri oldu. Dumbledore bize ne tasım yaptı? Ki bunun ölümünde lan? Ölmesinden daha öncesinde sizin birkaç etkiniz olduğunu da düşünüyorum. Bunlarla konuşacaktım. Ama ben bir intikam meselesi yapacak olursam bunu gizli saklı yapmam. Ben birebir yaparım. Ha belki yanındaki adamlardan rejimistlere hizmet edenler vardır. Belki onlardan birkaçı kovulmuştur. Belki rejimistler bizim için böyle bir şey yapmıştır. Orasını bilemem. Yani ordunun yaptığı şeylerden kendini muaf tutmuyorsun. Öyle mi Lord? Ordum yapmadı. Rejimistler yaptı. Albus. Anlıyorum. Eğer olsaydı sen bundan sorumlu olmayacaktın. Öyle mi diyorsun bana? Sana demiyorum. Serbazlara diyorum. Ki böyle bir şeyden de sorumluluğu her zaman alırım. Mantıklı bir açıklaması olduğu sürece. Mantıklı bir açıklaması olmazsa eğer zayiatı her ne olursa olsun yanımdaki adam gerekirse cezalandırılır, gerekirse öldürülür. Bunu zamanında en iyi şekilde kanıtladığımı düşünüyorum. Henüz bir kanıt göremedim. Umarım sen bir gün daha bana yeni da gösterirsin. Yok, sen yeni geldin. Sen yakında görürsün ablacığım. Sorun yok. Tabii. Dört gözle bekleyeceğim. Her neyse. Lord. Bugün büyük bir kayıp verdik. Büyük bir acı içindeyiz. Şimdi biz çok olasılık düşündük. Çünkü bir bilinmezliğin ortasında bulduk kendimizi. Öyle bir dostumuz, öyle bir kardeşimiz sizin arkanızda yatıyor ve hiçbir şey yaşamamışız gibi bize dostluk babında, iyilik babında ölü bedenini getirdiniz. Ve bunu grup rejimistlerin yaptığını söylediniz, değil mi? Hı. Peki bu rejimistlerin nerede olduğunu sorduğumda bu ordun bize cevabı verdi. Kendilerini Büyük Britanya'dan kovduk. Aynı şekilde geri de geliriz. Ve bu yüzden biz de ilk at işkillenmeye başladık haliyle. Takdir edersin ki umanız demek bizim elimizde yapabileceğimiz hiçbir şeyi bırakmamak demek. Yani yaptığınız iyiliği nötrler. Bir ölü bedeni getirmek belki bizim için büyük bir şey olacaktı. Ama orada eğer ki mantıklı bir karar vermeseydik bir olsa bile yol açabilirdi. Ne mutluyuz ki zeki insanlarız ve doğru kararı verdik. Şu anda seninle konuşuyoruz. Bize gerekli olan şeyler cevaplar. Ben de gayet sizin sakin bir biçimde cevaplarımı verdim Albus. Evet ama bu cevaplar beni çok tatmin etmedi. Şimdi yani rejimistlerden bahsettin değil mi Lord? Hı hı. Rejimistler Majesty'yi yakalamış mı demiştin sen? Biz yakaladık. Bizim elimizden belirli yollarla geri aldılar. Ha, siz yolda giderken ölüm yeğenleriniz yakalanmış. Bunun karşılığında Majesty'yi verdiniz değil mi? Öylelikle Majesty orada hayatını kaybetti. Biz geri aldığımızı ölmüştü. Böyle. Anladım. Bu yani siz yapmasanız da sebep olan dolaylı yoldan sizin Mace'iniz. Sizin Mace'iniz yüzünden benim bir serbazım öldü. Böyle mi anlaşma yapacağız? Yani anlaşmayı şöyle mi yapalım? Benim birebir olarak serbazlara yollamış olduğum ölüm yeğenlerimin bağırsakları koparılarak yollanmasına rağmen ben bunun üzerine düşmüyorsam Mace'in yapmış olduğu iki işkencelerinde bence pek lafı geçmez burada be. Size şunun garantisini verebilirim. O kişi Seth karargâhtan çıkarken hiçbir sıkıntısı olmadan çıktı. Ve bizzat Livia Kor tarafından iyileştirilip çıktı. Gidip isterseniz yeri geldiğinde onu çağırıp zihnine bakabilirsiniz. Bizim büromuzdan hiçbir şekilde ölümcül yarası olmadan çıktı. Açık yaraları vardı, tedavi edilip öyle yollandı. Ne olduysa Varşehir'e bırakıldıktan sonra yapıldı. Ve bizim serbaz büronun üstüne atılıyor. Evet.
Aslında çok güzel bir sorunun cevabını eşiğine getirdin beni. Teşekkür ederim egze cevaplarından dolayı. Biz de aynı şekilde ölen Majesty'yi aldığımızda, daha doğrusu biz ilk aldığımızda gayet sağlam. Hiçbir şey yapılmadı. İstersen bununla alakalı gerekli zihinleri de ben sana gösteririm. Fakat biz onu elimizden kaybettiğimiz vakitte, geri aldığımızda ise maalesef ölmüştü. Bir safkanın ölümünde emin olun ki biz de bunun karşılığında boş duracak değildik. Bir nevi sizin mesuliyetini alamadığınız ve sizin yapmadığınızı düşündüğünüz şeyler varsa, ki inanıyorum, aynı şekilde bizim de bu şekilde durumlara girmemiz gayet normaldir bence. Adam da gözükmüyorlar. Bakalım işte. Ama biz bunları sorduğunuzda söyledik. Ben Sizin söylememezlik ordunuz yapıyorum. bize söylemedi. Sizin Neden bu işte ordunuz söylemediler? hiçbir şekilde sizden tamamen kopup arkanızdaki adam dedi ki adamlar kaçırdı, adamlar şey yaptı. Ordunuzdaki adam diyor ki onlar kaçırdı. Siz diyorsunuz biz kaçırdık, bizden aldılar. Söylenseydi zaten şu anda seninle bu konuşmayı Advertik yapmazdık esne. Lord. Karanlık ve Bir patlayıcı şeyler biberi yanlış gitti ki seni de atılmaktadır. çağırdık ki Maligen güçlü olaylara bir bir ya açıklık amına getirelim. koydum. Ben de gayet güzel bir şekilde açıkladım. Problem olmuş ki problemi ortadan kaldıralım diye. Peki biz her böyle olay yaşandığında seni mi çağıracağız? Sırf olayları Yo, sen yo. açıkla diye. Hayır, ben neden sence insanlarla konuşma yapmak istiyorum? Neden insanların beni dinlemesini istiyorum? Yanımda bulunan salak insanlardan veya bilmez insanlardan temizlenerek kendini bilmiş ve bu ideolojiyi gerçekten hakkıyla savunabilecek insanlara veya doğruları bilerek böyle yanlışlara bulaşmayacak insanları yanıma kazanabilmek için yapıyorum. Aslında düşündüğünüzde sizin sorunuzun cevabını sizden istemiş olduğum bir iyilikle ötürleyebiliriz. Kendimi anlatmama izin verebilirsiniz mesela. Böylelikle aramda bulunan veya benim yanımda bulunan bazı salaklardan da kurtulabiliriz. O salaklardan mesela Mace'i bizim önümüze Mace salak verirseniz diyemezsin. Mace yok yok. Mace salak bir insan değildir. Mace gayet zeki bir insandır. Mace'e laf edemezsin. Kusura bakma elinden lütfen. serbazı mı kaçırmış? Mace elinden serbazı kaçırmamış. Mace bugün hiç gelmedi. Mace'in yokluğundan yararlanan insanlar Mace'in adına bir iyilik yapmaya çalışmış. Yani onlar başarısız olmuş. Aptal konumuna onlar düşmüş. Bakın, size güvenmek istiyoruz. Güvenmek istiyoruz ancak ordunuz tamamen sizi yansıtan şeyler. Ben ölünmeyen bir şey yaptığında derim ki lordlar istemiş yapmış. Ölünmeyen bana diyor ki bizim herhangi bir alakamız yok. Adamları defettik. Siz diyorsunuz ki bizimkiler almış, vermişler falan. Burada zaten bir yalan oldu. Dümdüz kabul ettiniz bize yalan söylendiğini. Bir Şimdi düşünüyorum sen... ki böyle şeyler yani üst rütbelerden çıkıyordur bu emirler. Birini yakalamak, birini yakalatmak. Üst rütbelerinizi iyi eğitemediniz mi yoksa? Şimdi başa sarıyoruz. Fark ettiyseniz ben kendimi az önce söyledim ama söylediğim kısmı es geçerek cümlelerinize devam ediyorsunuz. Bir yalan varsa eğer ortada benim altındaki insanlar tarafından söylenmiş bir yalanın telafi edilebilmesi için ne dedim? Yanındaki salakların temizlenebilmesi lazım dedim. Yanındaki salakların telafi edilebilmesi için, temizlenmesi için ne istedim? Kendimi ifade edebilmek, insanların beni anlaması ve gerekirse bizi anlayan insanlar olduktan sonra bizim sağdan çekilmemiz. Ama siz oraya atlayarak aynı soruyu bana tekrardan soruyorsunuz şu an. Niçin? Yani bunu kendin Ne yapamıyorsun ve diğer yapacağız? insanların yardımına muhtaç mısın? Bunu İşte anladım. anca küçümseyici konuşmalar yapmaya çalışıyorsun. Ne? Senin Küçümseyici yapacağız? yapmıyorum. Dediğin şeyi Grindelwald'un söylüyorum. yapabildiklerini bizim yapamayacağımızı mı düşünüyorsun? Grindelwald'un kendini Evet, ifade yapamazsın. edebilmesini niye ne oldu? Çok yakınen mi tanıyorsun Grindelwald'u? Evet, Yaptıkları çok şeyler yakınen gayet tanıyorum. güzel de herhalde Albus. Yaptığı şeyler bir yere kadar güzeldi. Bir yerden sonra tat vermedi Peki, mi? Sarmadı mı? tat vermedi, Sana nazaran evet. en azından daha diplomatikti. En azından o konuşmasını biliyordu. En azından o kendi sesini nasıl duyuracağını öğrenmişti. Ananı sikeyim racon sal. Öyle mi olmuş? Hı, Güzel öyle ses olmuş. çıkarttırıyormuş. Onu duydum evet güzel ses çıkarıyormuş. Güzel konuşuyormuş. Birilerini güzel ikna edebiliyormuş Albus. Her ne Gayet kadar iyi doğru ikna bilmiyoruz ediyordu. ama. Ama işin sonunda Belli oluyor. neyin ne olduğunu
belli eden bazı unsurlar da ortaya çıktı değil mi? Aynı senin durumunda da yaşanacaklar gibi. Sen Grindelwald'a özenip sesini çıkarmaya çalışıyorsun. Ve sesini çıkardığında yanına alacağın yeni ve zeki insanların olabileceğini düşünüyorsun. Bizse sana bunun asla olamayacağını, çünkü senin Grindelwald olmadığını ve böyle bir şey hiçbir zaman başaramayacağını anlatıyoruz. Çok yanlış anlamışsın sen olayı. Ben Grindelwald olacağım demedim. Ben Grindelwald'un yaptıklarını salaklıklarından temizlenerek bu ideolojinin tekrardan anlatılabileceğini anlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu anlatmaya çalışıyorum ama siz kendileri tarafından hain ilan edilmiş. Grindelwald büyüktür Lord. Ömür boyu hapse mahkum edilmiş insanların katliamlarını benden daha iyi yapsa savunabilecek seviyeye kadar düşmüşsünüz. Ki ben aksine katliam yapmadan bu olayları adam akıllı anlatmaya çalıştığımda insanların doğruları görüp anlatabileceğinden korktuğunuzdan dolayı bunu yaptırmadınız. Ben şu anda gidip Hogwarts'ın içinde veya mecliste insanları etrafıma toplayıp artist artist konuşamayacağımı mı sanıyorsun? Bunu yaptıramaz mıyım sanıyorsun? Yüzlerce öğrenciyi alıp veya yüzlerce öğrenciyle konuşamaz mıyım sanıyorsun? Ama ben bunu diplomasiyle çözmem. Deneyemez miyim? Deneyemez miyim Albus? Evet, deneyemezsin. Bunu söylediğine öyle yakında çok pişman olacaksın ki. Hayır, hiçbir şey pişman olmayacağım. Okuldaki ne öğrencilere, ne belli bir çalışana, ne de dışarıdan herhangi birisine. Bu anlattığın çocuk masallarına. Shadow not al. Not alır mısın Shadow? Bu kelimeyle bir kimse inanmayacak. Çalış bakalım Shadow'cum. Oo Tomucuğum, sen de mi buradaydın ya? Evet canım. Shadow gibi bekliyorum ama ben. Ama Shadow'a söyleyin. Yanlış not almasın. Bize anlattığı gibi yanlış anlatmasın bazı şeyleri yine başkalarına. Doğruları anlatmak için seni beklemesin. Anlattı. Eksik notmak yanlış anlatmak değildir. Sen baya yanlış anlattın. Bizden korkuyor. Ama bizden de korkmaları lazım. Bunu öğren. Senden korksunlar. En azından yalan söylediğinde anlayabildiğimiz için. Yani yalan söylemediğinizi, bunu bize söyleyerek yalan söylemediğinizi düşünüyorsanız aslında bunu anlamayan insanlara karşı da bence pek bir şey demezsiniz ya. Ama siz hep kendinizce haklı olanları söylüyorsunuz ya. Mesela diplomasiden bahsediyorsunuz, dipsiyle konuşmaktan bahsediyorsunuz. Bense varsayımların dışında bir köşeye çekilsek ve gerçekten safkanlı anlatmak isteyen insanlar olsa buna saygı duyar mısınız dediğimde dahi böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylediniz. Hem meşru yollarla bunun yapılamayacağını hem de gayrimeşru yollara bunun başvurulmaması gerektiğini söyleyerekten ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bize meşru imkanlar vermeyen insanlara gayrimeşru yaklaşmak sizce yanlış bir şey mi? Biz meşru yollar sunmak için sizden de güvenebileceğimiz şeyler istiyoruz. Dediğim gibi. Ben de bu şey güveni. Ha, neymiş söyle bakalım Ağuz. Hiç sivil kimliğinle bunu yapmayı denedin mi? Sivil kimliğini bilmiyoruz. Hiç bunu denedin gerek mi? De yok. Öğrenmene gerek de yok. Peki denedin mi diyorum sana? Emin ol çok yakında öğreneceksin. Evet, sorularımdan kaçmaya böyle devam edebiliriz. Sorularından kaçmaya mı? Evet, ben sana dedim çok yakında öğreneceksin diyorum. Evet, bu da kaçmak oluyor. Yok, kaçmak olmuyor. Bir maskelinin, daha bir maskeli bir insanın bile karşısında böyle konuşaraktan maskesini düşürebileceğini falan düşünüyorsan yani çok çocukça hareketler mi bunlar Avuz? Ben senin maskenin altında kimin olduğu inan bir gram umurumda değil. Benim karşımda maskeli bir korkak duruyor. Yüzünü onun daha göstermemiş ve bana hak hukuktan bahseden, etrafı garip şekilde sesine duyurmaya çalışan bir çocuktan başka bir şey karşımda durmuyor. Maskeni işte, çıkarıp belki dışarıda işte. Bir şeyleri işte. Anlatmayı denersen, bir kez de olsun işte. Büyüklük yapmayı denersen, belki o zaman yok. Sesini çıkarabilirsin. Tamam, yok, sana bir fırsat o zaman. Lafımı lütfen kesme. Söylediğin şeyi yapmak istiyorsan, bunu tam resmi şekilde ağır güvenlikli bir ortamda ve maskeni açarak yaparsın. Yani keşke size güvenebilsem de bunu yapabilsem be Bay Tommy. İşte ama emin olun çok yakında yapacağım. İşte siz bana güvenimi kazanabilecek şeyler ve hareket yapmadığınızdan dolayı aynı şekilde güven kazanmayı beklemeniz çocukça bir hareket. Senin güvenini kazanmak zorundayız. Ama sen bizim güvenimizi kazanmak zorundasın.
Bizim sizden beklediğimiz bir şey yok ama sizin bizden beklediğiniz halka konuşma gibi bir şey var. Biz şu Ben anda... halka konuşmayı şu anda resmi bir şekilde yapılması için bunu yapıyorum. Ama resmiyetin dışına çıkılmasını istiyorsanız yaparız yani. Ama Albus'un söylediği çocukça kelimelerle beni gaza getirebileceğini falan şey yapabileceğini düşünüyor işte. Bu beni biraz irite ediyor, anladın mı? Hani hem ya meşhur seni yollarla kimse bir gaza insanları... getirmeye çalışmıyor. E ne yapmaya çalışıyorsun Albus? Meşhur yollarla bir şeyleri başarmak Doğruları isteyen bir söylemek insana... gaza getirmek değildir. Doğruları meşhur söylüyorum. Yollarla bir şeyi başaramayacağını söylüyorum ama sen kabul etmiyorsan bu senin öyle sorunun mi? Oluyor. Evet öyle. Yani bence sen en kısa zamanda ne yapıyor musun? Böyle yakınında en güvendiğin insanları bir çevrene topla. Bir çevrene topla. İşte o vakit gerçek maskesi düşmüş insanlar mı yoksa maskesini takan insanların doğruyu söyleyip söylemediğini anlarsın. Çok yakında her şey belli olacak. Şüphem yok. Neyse bizim için bu konuşma bitmiştir. Umarım tatmışsınız. Zor olmadıysanız umurumda değil. Baydan bulursa da en kısa vakitte şu Azkaban'da mıydı neydi? Bir ziyaret ayarlayacağım. Biraz galiba çok konuşmaya başlamış. Ben de sana Ağustos, bir ziyaret galiba. Yapacağım Azkaban'a, merak etme. Hadi bakalım. Çok VIP koltukların hazır. En kısa zamanda bekle. Siz teklifin yine de bizim teklifinizi düşünün. Aynı zamanda bir teklif değil. Da. Bunlar yalan söyleyerek nereye kadar varacaklarını düşünüyorlar. Biz bize zaten bir teklif sunmuştuk. Bu teklif kabul edilmişti. Yalanı kırdılar. Teklifin üstüne teklifle mi geleceksiniz? Hangi teklifin kabul edilmişti? Yanındaki adamlar kabul etmiş. Ne? Onların ne ettiği benim umurumda değil. Vermeyecek yani istiyorlar. Cümlemizin başında Albus'un dediği gibi yanındaki adamların mesuliyetini kabul edemiyor musun? Ya. Bana dedi ya, ben de aynısını sana öneririm. Yanındaki tamam, adamların aldığı kararı ki, kabul etmiyor musun? Aldıkları karar ne tam olarak? Bana cümleyi birebir söyler misin? Peki yanındakilerle de aynı şey tekrar edeyim. En kısa vakitte bakanlıkla görüşülüp gerekli izinler alındığında ve toplu bir şekilde toplu bir alanda bizim kendi ideolojimizi insanlara anlatmamız karşılığında ve bu kararın onaylandığı ve tarihin geldiği vakte kadar hiçbir eylemde bulunmayacağız. Tamam, ben de sana bu hakkı veriyorum ama bu hakkın da şartları olduğunu söylüyorum. Anlaşmaya sonradan şartlar eklenir mi? O gün anlaşma orada bir bakanlık çalışanı yoktu. Sana bunu zaten söylemiştim Lord. Bakanlık çalışanıyla konuşup şartları eşitledikten sonra sana bildirecektim. O gün orada bir bakanlık çalışanı olmadığı için önderliği ben sağladım. Ve şu an bir bakanlık çalışanı seninle konuşuyor. Şartlar onunla belirleyeceksin zaten, benimle değil. Ben o gün sadece bir elçi görevi yaptım. Sen şu an burada da mı elçi görevi yapıyorsun Albus? Hayır, ben şu an burada ara tutmaya çalışıyorum. Niçin? Görevin ne? İdeolojini düzgün şekilde yaymanı bekliyorum o yüzden. İdeolojimi düzgün şekilde yaydığım vakit inanacakmış gibi konuşman çok çocukça geliyor bana. Belki de inanacağım, göreceğiz. Bu adamın konuşmaları hoşuma gidiyor ya. Çok gevşek gevşek gülüyor. Lord, sana burada ağırlık kurmaya çalışmıyorum. Yapabileceğim en iyi fırsat bu. Değerlendirip değerlendirmek sana kalmış. Yani, hep böyle midir? Hep böyledir. Kendi isteği olacak. Ve siz hiç ses çıkarmıyor musunuz buna? Çıkarıyoruz da gücümüz yettiği kadar be Bay Dumbledore. Yani adam önümüzde havada isek de oldu yani. Çok aciz, çok aciz. Ölümden daha öte ve korkunç şeyler var Hexa. Emin ol en yakın zamanda ona tattıracağım. Ama sadece doğru zamanı beklemek gerek. Mısınız? Yani... Anlaşma yoluna hiçbir şekilde gelmiyorlar. Ne maskesini açıyor, ne Mace'i falan ver diyoruz. Ona da şey yanaşmıyor. Ve şimdi şey yapmıyor. Tarih verin, bir şey yapmayacağız diyor. Ama şimdi rejimiz gidecek. Başka bir şey gelecek. Onlar yapacak. Ve biz onlardan birisinin yakaladığımızda maskesini açsak çok rahat anlayacağız. Denk gelmiyor. Maskelerini dahi açamayan korkaklarla bir anlaşma yapmak zaten çok da mantıklı bir şey değil ama. Yapacak bir şey yok. Bomboğlet. Laf etme lan diğerlerine falan da. O da ablusu, bu da ablusu.
Hiçbir şekilde bizim şeylerimizi yapmadan benim dediğim olacak diye böyle bir şekilde yapamayız. Kan dökülecekse kan dökülecek. Yani yapabileceğim en iyi şeyi yapmam. Kabul edip kan. Peki Afi var mı başka sorumuz? Sorumuz yok. Ama yani ordunuza bir çeki düzen vermeniz hem sizin hem de ordunuz açısından iyi olabilir. Çünkü orada takasta ben varken, Baytomi varken ya da başkaları varken ordunuzun bir ustası benim serbazıma rastgele bir şekilde expulse uyguluyor. Bir dahaki sefere expulse uyguladığında hoş şeylerle karşılaşmayabiliriz. Kimse ordusundan birisinin ölmesini istemez. Ki yakın bir tarihte ölmüşken değil mi? Haklısın. Bunu not alacağım. Biraz değerlendireceğim. Ha. Ama... Bir de biz sizden şüphelenmiyoruz zaten. Pesimist midir, mesimist midir birileri varmış ya. Nedense sadece bizden uğraşıyorlar ya. Neden sizlerle falan çok uğraşmıyorlar? Ya da biz görmüyoruz. Belki de doğruları görmüş bir insandan da oluşuyor olabilirler ama yanlış yapıyor olabilirler. Belki de sizin yönettiğiniz kişilerdir. Para verdiğiniz kişilerdir. Paralı askerlerdir. Safkanlık ideolojisi değil de sizi destekleyenlerdir belki de. Ya da sizi yani değil, siyaset... meclisi diske destekleyenlerdir. Diplomasi dediğim şey çok açık. Masa ardında dönen şeyleri kimse bilemez. Olsa bile bunu ben bilemem. Belki de olmuştur, belki de olmamıştır. Belki de aramızdaki insanlara da böyle bir şey dönmüştür ama dönmemiştir. Belki de belirli şartın, belirli koşulların karşılığında birilerinin korunması için de bir anlaşmış olabilirim. Yapmamış da olabilirim. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Sonuçta bunlar masanın ardında dönen şeyler değil mi? Haklısınız. Bu konuşma çok fazla artık bir yere gitmiyor. Biz şartlarımızı sunduk. Siz şartlarınızı sundunuz. Ortak yolda belli ki buluşamadık. Bay Tommy de bir belge uzattı size. Bir belgeyi düşünmenizi isteriz. Maskenizi çıkarıp halkın karşısında konuşmak. Maskeniz çünkü bugün belki siz çıkarmayacaksınız ama isteyerek bir gün Bayda Albus Dumbledore ya da büyük bir serbaz kalabalığı geldiğinde belki zorla biz çıkaracağız. Sizin güçlü olduğunuzu biliyoruz. Sizin maskeler neler, elbet bir gün düşecek. Neler yaptığınızı biliyoruz. Ama bir kişi 15 kişiden fazla değildir. O yüzden ben de yalnız gezmiyorum değil mi? Yani ordunuzdaki güvendiğiniz kişiler belki bizim tarafımızdadır. Ama belki bizim güvendiğimiz kişiler de sizin tarafınızdadır. Bunu bilemeyiz. Zaman gösteriyor. İşte diplomasi. O yüzden ben kendime güveniyorum ya. Biz de güveniyoruz. Neyse gitmenin vakti geldi mi? Bence de. Artık arkanızdaki kayayı kırarsınız diye düşünüyorum. Ya da tılsımı bozarsanız size kalmış. Hallediyoruz. Hallediyoruz. Tılsımının süresi zaten bitmiştir. O kadar uzun süreli uygulayamıyorum. Peki öyle. Dikkat edin kendinize. Sen de. Biz de. Nereye gidiyoruz? Bakanlığa gidelim. Hadi Hogwarts'a. Bakanlık fark ederiz. Siz nereye? Tamam gelin bakanlığa. Hogwarts'a mı bakanlık? Bakanlık. Bak. Tamam buraları açarlar. Bize hiçbir şey sunmadılar. Ben serbazları bu arada yaptıracağımı biliyorum. Serbazların ekibin adı ne olsun arkadaşlar? Optimistler mi amına koyayım? Ne? Serbazlardan yeni bir tim oluşturup artık adını Optimist midir? Bir şey midir yapıp ben Valshire'a salıyorum. Bumblebee koy. He. Optimist midir? Dumbledore koy. Dumbledore bir şey koyacağız artık. Salacağız. O zaman onlar da bizden şüphelenemez.
Neyse gidelim. Yeter. Sizin konuşmada sizin odada konuşalım. Buralara gelmeyeli bayağı uzun. Ben de oldukça çok uğramıyorum ya. Değişmiş ya. Bak anlıkta aram çok iyi değildir Eksa. Biz sizin tarafınızdayız ha. Ondan hiç şüphem yok. Rick ister. Söylediklerimde fazla ileriye gittiğimi düşünüyor musun yoksa... Yok, gayet haklıydınız. Kendisi maskesini bile çıkaramayacak bir kişiyse. Bir korkak kişi değil. Yani maskesini açamayacak kadar korkak. Güçlü bir büyücü. Ama maske neden bu kadar önemli anlamıyorum. Çünkü eğer... Ben de bilgim yok. Anlamadım yani. Gerçek kimliği ortaya çıkarsa zayıf düşecek. Veya gerçek hayatta yaptığı önemli bir iş var. Evet. Siz ama Bay Dumbledore, Tom Marvolo Riddle'a birazcık dikkat edin. Neden? O fanenin vücudunu kullanıyorum diyor ama... Bilemeyiz. Bir ha gerçi bir dakika ya. Benim jeton yeni geldi. Biz zaten bunu biliyoruz değil mi? Hareket biz, bizim bildiğimiz şey sorduğumuzda ben faninin vücudunu kullanıyorum. O gördüğünüz benim kuklam diyordu. Bu bir yalan. Bu bir yalan. Tom Marvolo'yu tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum. Çok yakından tanırım. Yani biz bize yüzünü açtığında bunu Tom Marvolo olarak gördük. Sadece o faninin yüzünü kullanıyorum dedi. Hex'in dediği gibi. O zaman iki seçenek var. Ya Tom zihnini kontrol edemiyor ki bence bu imkansız. Çünkü Tom normal biri değil arkadaşlar. Çok arası. Çok çocukluktan ve küçüklükten beri onu tanırım. İkinci ihtimalde gerçekten Lord dediğimiz kişi Tom Marvolo Riddle. Tom'u gördü. Mağarada gördü. Umarım birinci ihtimal çıkar. Çünkü Tom'un böyle bir yola düşmesini hiç istemem. Kendisi oldukça zeki, başarılı. Ve normal büyücülere göre olağanüstü yeteneklere sahip bir çocuk. Tom'u bakanlıkta görüyoruz. Yani ben kendisinden çok fazla şey beklemiyorum. Hayvanlarla falan çok iyi anlaşabiliyor. Hatta kurt nasıl evcilleştirdi bilmiyorum ama evcil kurtla falan geziyor. Yani iyi bir insan. Gerçekten kullanabiliyor. Demek hayvanlarla uzlaşabiliyor. Yani bakanlıkta kurtla görüyorum. Bay Tommy siz görmüyor musunuz? Evet ben de gördüm de. Aklıma bir şey daha geldi. Birinin bedenini kullanabiliyorsa. Bunu kullandığını söylüyorsa. Ve bu kişi Tom Marvolo Riddle'sa. Biz ona istediği şeyi yüzünü açacağı takdirde vereceğimizi söyledik. Bunu yine yapabilirdi. Tom olarak da yapabilirdi ama Tom olarak yapmıyor işte. Garip olan Tom olduğundan şüphelenmemin de sebebi o. Olmadığından. Evet. Tom olsun, yani kullansa neden önemsesin onun vücudunu? Ya da Tom'la bir şeyler mi yapmak istiyor? 3 yolu var. Çok özlü iksir, Imperius. Ne oluyor ya? Bir de... Esiyor. Ceyran yaptı. Rüzgar çıktı. Ruhu bir bedene aktarmak. Üçüncü seçenek. Şimdiye kadar çok az insan başarabildi. Elde yaparken herkes hayatını kaybetti. İkinci seçeneğe gelirsek Imperius çok uzun süre yapılabilecek bir şey değil. Ki yapsaydı da üzerinde bir kızarıklık falan olurdu. Bunu da gördüğünüzü söylemediniz. Yakından çok inceleme fırsatı bulamadık. Ben en azından. Sonuncu olarak iksir seçeneğimiz var. İksirle de yapıyor olabilir ama faninin bedenini kullandığından bahsediyor. Belki bir zihni fend. Oğlum yapmayın lan. Yan tarafta bir şeyler oluyor ya.
Boş verin siz onları. Olmuş ki. Yok, korkunç sesler. Garip. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Mace'i ver diyoruz, vermiyor. Maskeni aç, açmıyor. Biz bu adama göre mi oynayacağız yani? Bizim herhangi bir şeyimiz olmayacak mı bu savaşta? Hep onlar bir hareket yani, yapacağız biz bekleyen. Ben kaç tane daha serbaz kaybedeceğim bu adam yüzünden? Net istediği bir şey bu olsaydı zaten direkt teklifi kabul ederdi. Şu saatten sonra teklifi kabul ediyor olmasına şüpheli yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü farklı bir planı var demek olur. Ebo gelmişti. Gelmişti. Rejderle rol yapıyordu. Böyle kaybedeceğimiz ilk ve son serbaz olacak. Exa. Gel, sadece gel, orası değil, gel. Orası. Umarım. Yapmamız gereken tek şey artık harekete geçmek. Artık bu adamın dediği şeylere inanmamak. Bu adam ne doğruyu söylüyor ne de yalan söylüyor. Bu adam hiçbir zaman size yalan söylemedi ya da bizlere. Ama hiçbir zaman doğruyu da söylemedi. Çünkü her zaman herkesin bildiğini söyledi. Yukarıda, yukarıda. Böylelikle doğru söylemiş olmadı. Her zaman yukarıda ordusu yalan sıktı. Biz koyduklarımı çalışıyorlar bak. Demek ki buradan çıkarabileceğimiz tek ders artık küçük piyonlarla değil de büyük resme bakmak. Değil mi? Evet. Tek doğru karga söyleyen doğru adam olduğuna yok, göre. Karga imzalı bir baykuş geldi de. Tanımıyorum kendisini. Kim geldi ya? Bir bak kapını istersen. Tabii. Profesör Dumbledore'a bir mesajımız var. Kimlere göre ben Bay burada? Bay Dumbledore size mesajı vermiş çocuğum. Bana mesajı var bakalım. Dinliyorum küçük çocuklar. Efendim. Dinliyorum. Mezarlık tarafına bir saldırı oldu. Haberini Dumbledore tarafına verin dedi. Ondan sonra adamlar gitti. Gitse bile yine de bilgilendiren haberi olsun dediler. Ben özel bir konuşma verdiysem kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Bu bilgiyi bize getirdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Peki bu bilgiye nerede rastladın? Kimden duydun? Exodus'ta bir tane adam vardı. Hı-hı. Kusura bakmayın. Yavşan teki gibi garip garip hareketler yapamadı. Oradan gördüm. Oradan şey getireyim dedim. Anladım. Terbiyemizi bozmadan çocuğum. Çok özür dilerim. Şimdi arkanda gördüğün Bobby serbazına olayı anlattın mı? Yok, o ben o serbazı tanımam efendim. O gözlükte tamam. Onu tanımam. Ben Bobby'yi gayet iyi tanırım. Kendisi benim çok yakın bir dostumdur. Ona duyduğun ve gördüğün şeyleri anlatırsan sana en yakın zamanda yardımcı olur. Ne dersin? Tabii efendim, ben de ne geçeyim. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Senin de, senin de. Eylül'ün kuşu kim ya? Günler. Ne oluyor ya? Öyle bir serbazı yok. Vardır. Gözünü açıp kapatıp görürsün. Tamam, ben kapıyı kapatayım o zaman. Bizi Palamut kuralı olarak biliniyor. Balık avcısı. Balık avcısı. Cebinde 6 kilo çenete bulmuş. Katil penguenlerle kavga etmiş. Senin adın ne adın? Adın ne senin adın? Ebonibon. Ebonibon'cum. Evet. Canımın içi. Efendim. Bak bu serbaz ve bu profesör var ya. Çok önemli evet. İşler uğraşıyor. Tamam işte. Ben de o yüzden kısa kestim. Adamsın sen. Adamsın. O yüzden kısa kestim. Daha da uzun anlatırdım. Şimdi senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Siktir ol gidin buradan. Var ya. Hayır. Arkandaki serbazın var ya. Terbiyemizi bozma. İstediğin kadar darlayıp sikebilirsin. Çocuk düştü. Sana çocuk düştü. Amına koyayım. Tamam. Çocuk düştü. Ya boş yapıyorlar. Herkes böyle kurtulabilir. Tamam efendim. Siz devam edin şeyiniz olayı. Az uzakta konuşun da bize sesi de geliyor. Tamam. Çocuk tamam, düştü. Tamam kardeş tamam. Kanaması var. Tamam. Çıkışta. Kardeş bir daha kusura bakma geldim. Tabii. Çıkışta burada olursan. Dumbledore bir şey diyor, amına koydum. Dinle. Ne? Bak amına koydum diyor bana. Duyuyorsunuz mu? Dumbledore'u dinle. Sakin ol çocuğum, sakin. Çıkışta burada olursan seninle o konuyu tekrar konuşabiliriz. Eğer tabii, çok tabii. Benimle konuşmak istiyorsan. Tabii. Şikayet edeceğim sizi. Dinle adamı, dinle. Abi. Kime şikayet edeceksin oğlum? Burada adam. Ege, sakin ol. Söyleme, oğlum geldi seni, söyle. Seni avukada bayıldı. Neyse bir şey demeyeceğim yani. Hadi çocuklar hadi. Avokado. Arkadaşın bayıldı arkadaşın. Suni teneffüs yap al. Al. Yine geldi ya.
Aşırı. Şimdi nerede kalmıştık ki? Hı. Bu bir serbaz daha vermeme konusu. Nasıl olacak? Ben her seferinde altta kalan taraf oluyorum. Her seferinde benim adamım ölüyor. Sedi öldü diyorlar. Bizim yüzümüzden diyorlar. Benim serbazım hiçbir şey yapmadı. Giderken Livya götürür, Livya iyileştirip gönderdi. Zaten defol dönmüş. Hı, adamı da diyor yani. Ama acı çekiyor diyor. Acısını dindirdim ben diyor. Bağırsakları falan dışarıda diyor. Biz bağırsakları falan dışarıda göndermedik. Açık yarısı yoktu giderken. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bir şeyleri yapıp bizden biliyorlar. Biz de artık bunların şeyle karşılık vereceğiz o zaman. Ne diyeyim? Serbazdan bir tim kuracağız. Gidecekler. Ölümmeyen yakalayıp ölümmeyen öldürüyorlar mı? Ölümmeyeni şey mi yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapacaklar. Bence şu bir Tom Marvel'ın üstüne gidelim. Ona gidecek. Biraz daha sizsiniz yani. Ben bir şey yapamam. Tom Riddle hakkında size çok kesin ve net bilgiler verebilirim. Hala kendisi okulumda... Kendisi şu anda büro başkanı. Kayıtları duruyor. O yüzden zaten bunu resmi olarak yapmamalıyız. Resmiyetten kaçmak istiyorsan benim odam çok iyi bir yer. Tavsiye ederim. Yani alıp bir yere götürüp... Şey yapabiliriz. Her şeyi her şey yapabiliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Pekala, o zaman şimdilik size söyleyeyim. Bu durum için kullanırsınız. Buraya kimse girip çıkamaz. Baş profesör ve yardımcılardan. Başka kimse bilmiyor diye biliyorum. Ama şifresini ben de çok hatırlamıyorum. Neydi? Limon keki diye bir şeydi diye hatırlıyorum. Denersin, limon keki ya da limon şerbeti olması lazım. Ama şu an kek diye hatırlıyorum. Her hafta değiştiriyorum. Değiştirdiğimde size baykuş geçerim. Tamam. Benim okulumdaki kayıtları da size getiririm. Onları da inceleriz. Belki burada girdiği kayıtlarla uyuşmayan bir bilgiye rastlarız. Yalan söylediği bir bilgi. Ya en kötü oradan canını sıkarsak zaten bir noktada gerçeği öğreniriz. Evet, üstüne gidersek zaten bir şekilde kendisi söylemek zorunda kalacak. Öyle şekilde konuşmalıyız ki ona onu ima ederek söylettirmeliyiz. Doğrudan söylemememiz lazım. Egosuz edilir zaten. Egosuz edilirse patlar diye düşünüyorum. Şey sıkıntı ama. Olabilir. Diyelim ki biz Tom'u aldık, Bay Dumbledore'un odaya götürdük. Hırpaladık, şey yaptık. Hı-hı. Adam gerçekten Lord çıktı, şey değil. Adı nedir? Vücudunu kullanmıyor. Zınk. O zaman bomba öldük. Yok, o yüzden Bay Dumbledore siz de bize katılacaksınız. Yani siz Bay Dumbledore tabii yaşarsınız ama ben normal bir büyücüyüm yani. Benim çok bir şeyim yok. Ben Avada Kedavra'yı durduramıyorum. Ben de normal büyücüyüm. Ben Kedavra'yı ölmeyecek miyim mi sanıyorsun? Hexa. Yani bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani beni sen de yapabilirsin. Bu adamı gözünüzde çok büyütüyorsunuz gerçekten. Normal her gün konuştuğunuz maskeli bir ölüm yiyenden farkı ne bu adamın? Kedavra'yı ölmemesi mi yani? Evet. Bilmiyorum. İstekli atılmış bir kedavraya ölmemek ne demek? İsteyerek öldürme amacıyla atılmış bir kedavraya ölmemek yani karşılaştığımız bir şey değil. Ben de bu olaya kadar sizin gibi düşünüyordum. Hatta işte bir korkum da yoktu. Hiç yani, sıfır. Harcayar geçerim diye düşünüyordum ama duyduğum gerçekse... Temellerini bilmediğimiz için ben hala şey yapıyorum. Endişelenmiyorum. Yani temelinde ne tarz bir tılsımla ya da ne bileyim ritüelle karşınıza geldi, o kedavradan kurtuldu, bilmiyoruz. Bir tek bildiğimiz. Peki işte o gün kedavrayı yedin de... O gün İçin... kedavrayı yediğinde hiç yani yere düştü mü, yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi devam etti? İçinden geçti. Hiç böyle yere düşmedi mi? İçinden geçti. Biz de bundan şeyden şüpheleniyorum ben. Bir şekilde Bobby ve Demon'ın
zihnine aynı anda girip yani zihinlerinde oradaymış gibi davranıyor olabilir ben, mi? Ben 3 ayrı 4 hatta belki 4-5 ayrı büyüyü aynı anda kullandığını düşünüyorum orada. Eğer içinden geçtiğini bana o gün söyleseydiniz daha farklı bir kanaatte giderdim. Belki de o gün orada hiç olmamış da olabilir. Şu an güçlerim çok değişti. Yani içinden geçti diyorsunuz. İçinden hani geçmesinin tek olasılığı... dedikler diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Anladım. O zaman tek olasılık halüsinasyon görüyordunuz. Ya da o an sizin zihninizdeydi. Çünkü içinden geçtiyse orada olmasının herhangi bir imkanı yok. Bunun ne fiziksel ne de büyüsel bir açıklaması yok. Ama böyle... Eğer öyle bir şey bulduysa tebrik ederim kendisini. Şöyle bir şey de var. Zihinsel olarak girmiş olsa da iki tane güçlü büyücünün ve zihin konusunda Bobby de Demon'da gayet güçlü büyücüler. Bu iki büyücünün aynı anda zihnine girip bunu yapabilen bir büyücü bana göre çok güçlü bir büyücüdür. Avada Kedavra'yı herkes uygulayabilir. Ama iki kişinin aynı anda zihnine girip aynı şeyi gösterebilmek çok daha büyük bir büyücü. İşte sadece zihin oyunu dönmüyordur. Dediğim gibi 3-4 ayrı bir büyü kullanılabilir. Evet, güçlü olduğu kesin. Ama ne kadar güçlü olduğunu daha görmedik. Kapı mı çaldın? Evet, kapı çaldım. Gel. Dışarı çıkmıyor herhalde ses. Sence? Ne oldu, ne konu? Ne? Sıkıntı ya chat. Bu arada Excel'in tarafı da belli değil ha şu anda. Tam sayfasını söyle. Karanlık tarafta mı şey olacak, aydınlıkta mı halen belli değil. Biz bir anda karanlığa da yani olacak şeyler gösterecek. Lord'u da karşını alabilir. Dumble'ı da karşını alabilir. Biz şu anda ortadayız bu arada. İki tarafta da değiliz. Ama aydınlığa daha yakın yani. Birazcık. Aydınlığa daha yakın. Hayır. Ama yapılacak şeyler. Bak Tommy'nin ya da Dumbledore'un yaptığı herhangi bir şey karanlığa da döndürebilir bizi. Shacklebolt'u söyle. Kat 5'ten bilgi çıkmış. Sadece kat 5'in bildiği. Ne bilgisi? Bilmiyorum. Evet. Bunu sorgulamadım. Ölüm yenilik şüphesi var o yüzden. Kat 5'te. Tom Marble Rizla mı söyleyeyim dedi. Ben dedim ki Shacklebolt'u söyle. Bakanlığın şey içine de sızmış bir şeyimdiler ya. Tom hangi büroda çalışıyor? Kat 5'te. Ne olarak? Başkanı. Ya bürosunun başkanı. Kat 5'in başkanı. Kimler oyunda? Kat değil de oradaki bir büronun Bobby başkanı. Oyunda. Tamam işte hangi büro olduğunu merak et. CSL İşbirliği Dairesi mi öyle bir şey? 101 uzun öyle bir şey? Eline uyumuş kardeş. Ya orada bir olay biraz karışık. Çok büro. Zaten isimlere takılmayın. Bir tane büro işte. Onunla ilgili neler biliyorsunuz? Yaşı, ırkı ya da geçmişini falan. Safkan olduğunu duyduk. Ben Safkan değil diye biliyorum ama sanki. Ben Safkan diye biliyorum. Kendisi Safkan değil. Hayır değil. Safkan değil. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Okul kayıtlarında ithamhaneden aldığım bilgilere göre öyle değildi. Yani biz kendisiyle şöyle Bobby ile benle arada geliyor konuşuyor yani gayet şaka falan yapan gayet neşeli bir insan. Genel olarak gayet mizah falan yapan bir insan. Onun dışında çok ciddi değil. Çok daha böyle. Bana karşı öyle bir tarzı yok ama. Bana karşı ayrı bir kini var sebebini bilmiyorum. Benim ne zaman görse böyle dik dik bakıyor ve hani ciddi anlamda benden nefret ettiğini anlayabiliyorum. Ya bize geldiğinde zaman... mesela çok daha iyi davranıyor bize. Ya ben zaten şeyi beklemezdim. Gelip de Lord halindeykenki gibi davranmasını kimse beklemez bence. Öyle beklerse aslında çok anormal olurdu bence. Yani garip, çok garip. Ne yapacağımızı bilmediğimiz bir adama karşı savaşıyoruz. Ne olduğunu da bilmediğimiz bir adama karşı savaşıyoruz. Kim olduğunu da bilmiyoruz. İşte bu gücü yüzden ne, korkuyorum. Onu da bilmiyoruz. Ya bu şöyle bir şey, bir öğrenciyi yani uzaktan bir öğrenciyi görmek gibi düşün.
gücünü bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece yaşı küçük olduğu için güçsüz olduğunu varsayıyorsun. Hı-hı. Ama onun yaşını bilmediğimiz için böyle bir varsayım da yapamıyoruz. Bu yüzden ki zaten gördüklerinize göre böyle bir varsayım yapmak da imkansız. Yani bu yüzden korkulacak çok bir şey görmüyorum. Belirsizlikten korkarsak hiçbir zaman ilerleyemeyiz Eksa. Belirsizlikleri bir düzene sokmak lazım. Ben genelde seherbazlarla beraber atıyorum sayımız fazla bile olsa eğer orada Lord varsa çekinerek hareket ediyorum. Her seferinde orada seherbaz kaybetmeye başlıyorum. Seherbazlarım da bana şey yapıyor ama ben orada çekilmezsem, savaşa girirsem belki daha çok seherbazım ölecek. Ben artık seherbaz kaybetmekten bıktım. Masum insanların ölmesinden bıktım. Bugün Majestic öldü. Yarın kim ölecek? Bir önceki gün Elin öldü. Biz kurtarmasaydık Elin ölmüştü. Daha kaç tane seherbazım ölecek benim? Adamlardan herhangi bir şekilde ne bir kan alıyoruz ne birisini Azkaban'a yolluyoruz. Yolladıklarımızı kaçırıyorlar. Böyle bu savaş böyle bitmez. Daha tam olarak neyle savaştığımızı bilmiyoruz yani. O zaman yılanın başına oynayacağız Egze. Bence dediğimiz gibi şu Marvel'a yıldan başlayalım. Bir yoklayalım. Ondan sonrasına bakacağız. Ama onu ilk gördüğümüzde de paketlememiz lazım. Bence Bay Dumbledore varken yapalım. Eğer ki şayet bedenini değil de kendisi Lord'sa ben şahsen o kadar güçlü olduğumu düşünmüyorum. Ne zihin konusunda ne şey. Ha, avadayım. Tamam ben yanında olacağım, bir şey olmaz. Zihin konusu çok karmaşık bir şeydir. Zihinleri eğitmek, zihinleri kontrol etmek. Eğer ki doğru kullanılırsa çok etkili olabilir. En basit numara bile çok etkili bir hale olabilir. Bunu size burada kanıtlayabilirim ama gerek yok bence. Bizim bugün yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Bir daha böyle bir şeyin olmamasını kesinleştirmek için zihni bende çalışmak. Zihni bende kendimizi geliştirmek ki en azından bir şeye emin olabilelim. Bizim zihnimizde değildi. Benim Baydamlar bunu bana yapabileceğini ben sanmıyorum zaten. Ya ben zihinsel size olarak yemem. Lan orada da ses çıkmıyor la. Duymuyoruz. Bağırmayın da Baydamlar. Benim zihnime bu zamana kadar girmedi. Yani girdiyse de haberim olmadı. Eğer bir şekilde hissettirmeden girmeyi başardıysa da gerçekten helal olsun diyeceğim. Bobby'ye birkaç kere girmişti. Bobby her seferinde şey diyordu. Yani ben onun ortama geldiğini hissedebiliyorum. Ortamda olduğunu şey. Ortalamanın çok üstünde. Anlıyorum. Eğer zihni bent konusunda yardım gerekirse bu konuda ben yardım ederim. Ama dediğin gibi eğer hissetmiyorsan ki geldiğini hissettiğini söyledin. O gün hissettin mi peki geldiklerini? Bobby hissediyor dedim ya. Ben hissetmiyorum. Ha Bobby hissediyor. Hı-hı. Bobby'nin zihniyle de oynadığını neyi düşünüyorum zaten. Bobby işte hissetme sebebi büyük ihtimalle Bobby'yi bir şekilde etkisi altına almış olabilir. Ondan korkuyoruz. Bobby'yi yani çoktan kaybetmiş olabiliriz bile. Geri kazanmak da bir hayli kolay olur. Merak etme. O senin dostun. Dostluktan yana şüphen yoksa. Ya insanları sevgi korkutarak korkudan olur beslenen biriz. Bir şekilde korkutabilir. Büyülen korkutmuyor insanları. Aslında insanları o korkutmuyor. İnsanları ordusu korkutuyor. Sözde kendisi ordusunun yaptığı şeylerden muaf kalıyor. Haklısınız. Neyse.
Ben bir serbazlara bakayım en son. Siz belki Bay Tommy ile konuşmanız gereken şeyler vardır. Ben gidiyorum bayağı. Tabii tabii. Görüşmek üzere Exo. Öyle git ama, tamam mı? Öyle git. Nasıl gideyim ya? Oturuyordun da hala. He tamam. Benim kafam birisinde gözükmüyor, birisinde oturuyor gözüküyor. Dur bir serbazlara da bakalım, ondan sonra kapatırız zaten. Bugün gayet güzel roller oldu bu arada chat. Ne diyorsunuz? Rolsel anlamda bence güzel oldu. Çok bir ama şey alamadık. Verim alamadık. Lord'u bir şey ikna edemedik. Ama rolsel anlamda iyiydi. Bugün iyiydi. Serbazlar Majesty'nin şeyini falan ne yaptı onu da soralım. Ne yaptınız Majesty'nin şeyini? Otopsisi yapıldı. Morga kaldı zaten. Ne çıktı otopsiden? Kadavra lanet ediyorlar. Zaten kadavra çıkacağından emindik de. Dış yüzeyde morluklar var. Ayrıca sol kolunda mı sağ kolunda mı ne? M harfi var. Tamam işte. Lord'la konuştuk. Dedi ki biz yapmadık. Mace de öldürmedi. Mace onun alınmasını istemişti. Ama alındıktan sonra bu çapulcular var ya, çapulcular bu ölüm yiyenleri mi ne kaçırmış? Ölüm yiyenler şeyinde bizim Majesty'yi takaslamışlar güya. Ve ölüm yiyenlere yaranmak için de M harfi kazımışlar ya da aramızı deşmek için ölüm yiyenlerle bizim. Dediği şey bu. Ama şöyle bir şey ben var. Ben mi yanlış anladım, yoksa ölüm yiyenler Majesty'yi kaçırıyor? O çapulcular da ölüm yan kaçırıyor ve birbirleri arasında takas mı yapıyorlar? Hı hı. Yani de anlattığı sürekli farklı bu. Farklı senaryo da olur. İşte ordusunun da adam dümdüz hatırlarsan şey dedi. Biz kaçırmadık, çapulcular kaçırdı falan dedi. Biz konuşurken bize takas yaptılar hatta dedi. Hı hı. Bizzat biz konuşurken arkasında onu diyen adam da oradaydı. Bizzat gözümüze göre göre yalan söylediğini gördük orada. Ya Lord da belki yalan söylüyor. Bunu bilemeyiz ama arkasındaki adamın yalancı olduğu çıktı. Ona güvenmiyoruz. Biz yine de şey yapamadık. Adamı ikna edemedik. Dedik ki ya yüzünü aç, maskesiz bir şekilde topla. Yok dedi. Maskesini çıkarmaktan korkuyor. Ya da dedik bize Mace'i ver. Mace'i de vermem dedi. Bu şeyde de yani hiçbir şey kazanım olmadan şey olmuş oldu. Bizim şeyimiz halen geçerli, teklifimiz adamlara. Ama teklif büyük ihtimalle kabul edilmeyecek, kabul görmeyecek. Ben de şey düşündüm. Bunlar ikide bir çapulcular, mapulcular falan diyor ya. Biz de servazlardan güvendiğimiz adamları tutacağız. Moody'dir, şeydir. Yani bize hainlik yapmayacak ve bilgileri adama satmayacak birisi birilerine. Diyeceğiz ki sen bundan sonra optimistsin amına koyayım. Git Valshard'ı ölüm yiyen yakala. Bıçakla şey yap, işkence yap, istediğini yap bırak. Bunlar bundan anlayacak. Bir yerde durmaları gerekecek. Biz şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Baksana oğlum kaç tane, ben daha kaç tane serbazımı öldüreceğim. Yani ölümüne sebep olacağız. Elena ölüyordu az kala. Ben kurtardım. Ama gidip Majesty'yi kurtaramadım. Daha kaç tane serbazımız ölecek? Ben bıktım. Sürekli farklı farklı tiyatro günleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yalan söylenmesinden... Herhangi bir şekilde açık ve net bir şey yok. Yalan söylenmesinden, şeyden falan bıktım artık ya. Adamlar gözümüzün önüne tiyatro oynuyor. Tiyatro olduğunu bildiğimiz bir şeye bile bir şey yapamıyoruz. Adam güçlü. Ama bakalım ne olacak. Bay Dumbledore, ufacık bir kanıt yok. Bay Dumbledore bu konuya bizzat kendisi el atacak artık bu saatten sonra. Kendisinin birkaç düşünceleri var.
Göreceğiz. Adamlara karşı ne yapabiliriz göreceğiz. Ama büyük ihtimalle kabul etmedikleri için, biz de kabul etmediğimiz için yine ölünmeyenler olarak saldırmaya devam edecekler. Bu süreçte seherbazları korumak da bize düşüyor. Seherbazları olabildiğince iyi yetiştirmemiz, iyi şey yapmamız gerekiyor. Majestic nasıl alındı mesela bugün? En son sorgudaymış. Sonrasını kimse bilmiyor. Ah ah. Bugün Majestic öldü. Yarın başkası mı ölecek? Böyle sıra sıra ben kurban mı vereceğim adamları? Bıktım. Bugün onları öldüren yarın seni beni öldürecek. Bu nereye kadar gidecek? Şeyi de artık iyice bakmamız lazım. Serbazın içerisinde bak, ben mesela sana şey diyemiyorum. Gidelim biz. Direktman bütün serbazları sizin artık adınız bu Valçer'de ölümeyen avlayın diyemiyoruz. Neden? Tam olarak güvenemiyoruz hiçbir zaman. Ama adamlar demek ki güveniyor. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa hiçbir şekilde bize bu grupların ölünmeyen olduğuyla alakalı bir şey gelmedi adamların içinden. Lord, bu şey olayı ne biliyor mu? Karbon'a sunduğumuz teklifi. Bir tane rejimistlerden ölümüyle sorumlu kişiyi bize getirin. Hı-hı. Ardından bu şeyi yapacağız diye. Sunmuştuk ya. Biliyordur. Ben ona söylediğimi de söyledim. Kabul edilmediğini de söyledim. Ordusuyla... Grubu biliyor muymuş? Grubu biliyor. Grubu def ettik diyorlar. Diyoruz nereye gitti? Yok bilmiyorum. Benlik rol yok yok Dumbledore. Eyvallah. Sorsaydınız geri getiremez mi grubu? Şey diyorlar ya işte, grup geri gelirse şimdi daha çok kan akar man akar falan. Grubu da getirin de diyemeyiz. Kontrolünü sağlayamaz mıymış? He işte öyle güçlü büyücü sağlayamıyor aman akıyım zaten. Ya büyük kolpa dönüyor işte. Buna zaten inananın beyninden şüphe ederim. Onlar olmadığını düşünenin. Ama birazcık 3 maymun oynamamız gerekiyor işte. Birazcık düşük IQ'lu takılacağız. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde patlatacağız. Belgelerle birlikte halkın önüne sunacağız. Bunlar hem bunları yapıyor hem de kabullenmiyorlar. O kadar korkak bir grup diye. Ondan sonra da zaten kendi işlerinde dağılacaklar. Biz adamlar kendi işlerinde dağılacak diye adamı verdik. 10 dakika sonrasında benim şeyim ölü geldi. Seherbazım ölü geldi. Bana da baykuş atıyor. Bugün olanlardan dolayı üzgünüm. Biz şey olanları, takasta olanları falan diye bana baykuş atıyor. Baykuş atın. Default attı. Takasta olanlar için özür dilemiş. Kayı Exposo'yu hak etmiş falan. Tavırlarına dikkat etsin diye bir baykuş atmış bana. Yo, ben dedim Kayı'ya da dedim. Default alındığında bir ilk aldığımızda bir şey yapmadık. Ama Latifold mu atmıştı pet şeyi, büyüyü? Hı hı, atmıştı. O alındığında odanın ışıklarını kapatıp kayıyı bırakacağız. Öncünü kayıyı alacak. Bay Tommy bu durum için ne diyor? Bay Tommy bizim şu anda yaptığımız her şeye okey gibi bir şey. Biz gidip ölümeyeni öldürsek şeyde, adı nedir? Sorgu odasında Bay Tommy iyi yapmışsınız helal olsun diyecek konumda. Yani bakanlık ondan şüphem yok ama şey için diyorum ya ben. Suçlu olarak ölümeyenleri mi görüyor yoksa rejimistir mi? Bununla alakalı bir şey sormadım da ölümeyenleri büyük ihtimalle görüyor. Ben buradayken kime atıyorum falan diye büyük karşısına geçti ya zaten. Ya bakanlık şu anda arkamızda. Ama bakanlıkta arkamızdaki kişiler de ölümeyen olabilir. Bana da az önce öyle bir şey geldi zaten. Kurusundan bir çalışan. 5. kattan bir şey çıkmış. Kendi... Aynen. Kat 5. Her şey bize de geliyor zaten de. Ha, ne ilginçler işte. Bir şey yapamıyoruz. Bakanlığı büyük ihtimalle sardılar. Nasıl bunları temizleyecek? Temizleyeceğiz. Göreceğiz. Zaman gösterecek.
Ama şahsen bence o Lord yanındakiler o maske olayını kabul etmezler. Yani zaten böyle bir şey kabul edecek olsalardı daha önce direkt maskesiz bir şekilde cesurca karşımıza çıkardı. Kabul edecek olsalardı zaten şu anda belki de barış sağlanmış olabilirdi ya. Maskesiz bir şekilde hiçbir şekilde o halkın karşısına çıkıp konuşma yapabilecek şey yok. Şu anda maskesi koruyor onu. Ya da o öyle düşünüyor, bilmiyorum. Neyse hadi ben uyuyorum. Konuşuruz. Tamamdır. Bay Yarın bay. görüşürüz. Bay bay. İyi yayın yaptık ha chat. Uzun yaydık bugün. Lord nerede amına koyayım? Mağarada yine bu ne yapıyor ya? Kimle konuşuyor lan burası? Millete Sen ne izliyorum. yapıyorsun? Neyse. Burada da şey yapıyorlar. 3 ay yayın yok. Lan ne bir hafta yayın yok. Açarız ya yine. Yayın. Lan evim nerede? Yazıyor. Heh, burada. Evime girdim. Evimi kapattım. Valla evin önünde no kulüpten çıkıyorum. Bir kere daha ev ghostlanırsa sikerim ha. Oh.